Teyit, hiç boşuna kıvranma. Ben Nur'daki izleri de gördüm. Teyzemin gözlerini de. Bak işlerin nasıl zıvanadan çıktığını görüyorsun. Artık böyle devam edemez. Kendine de o kıza da, teyzeme Nur'a bunu yapamazsın. Evet. Nur'a bunu yapamam. Yarın sabah erkenden gideceğiz. Onu şehre götüreceğim, yeni bir eve. İcler hastaneden çıkıp Mert'e annelik edebilecek duruma gelene kadar Mert de bizimle kalacak. Sonra İcler'in durumu netleşince yeni bir düzen kuracağız. Ne diyorsun Yiğit sen? Teyzem. Hadi bırak teyzemi İcler. İcler'in sağlığı. İcler şu anda gelip Mert'i bağrına basabilecek durumda değil. Hem bugün olanlardan sonra, Nur yaptıklarımdan sonra buna mecburum. Her şeyi düzeltmeye buradan başlayacağım. Erkenden gideceğiz. Onu şehre götüreceğim, yeni bir eve. İclal'in durumu netleşip eve gelip Mert'e annelik edebilecek duruma gelene kadar da Mert bizimle kalacak. Olmaz. Ben buna izin veremem. Olmaz. Vermem. Sakinleştirici, sinirlerinizi yatıştırmak için. Yalnız arka arkaya çok kullanmamaya dikkat edin. Sık aralıklarla kullanırsanız ciddi bir şekilde uyku yapar. Çay saatini kaçırdım. Küs müyüz? Ama ben alışkın değilim seninle böyle olmaya. Bak tamam. O kıza her ne yaptığımı düşünüyorsan ya da inanıyorsan kabul. Ama sırf sen inandığın için. Sakın teyze. Sakın. Tamam. Böyle muamele görmek de varmış. Olsun. Ama şunu bil ki bunu sadece anne olduğum için, evlatlarım için, evlatlarımdan ayırmadıklarım için yaptım. Çayını soğutma. İyi geceler. Thank you.
Allah kahretsin ya. Ne oluyor bana ya? Başım. Ben uyandıracaktım ama teyzem dinlensin dedi. Geç yatmışsın. Yazıklar olsun. Bir kere affettim. Bir daha tövbe. Yüzüne bakmam. Yeğenim demem. Yüzüne bakmam bir daha. Babana mahcup etti beni oğlum. Bir değil iki. Yazıklar olsun. Gecenin körlerinde gitmiş. Hem de hasta haliyle. İyileşmeyi beklemeden gitmiş. Ah, anne tamam artık. Sinirlenme. Olan olmuş. Gitmiş. Gitti. Yaren. Yaren. Nerede o? Ha? Nerede o? Ne? Yaren. Yataktan kalkacak hal yoktu. Nereye yolladınız onu? Gitti işte abi. Ne demek gitti? Bilmiyorum abi, gitti işte. Teyzem nerede? Hastaneye gitti. Yaren! Abi bilmiyorum. Yaren, sen benim kardeşimsin. Bunu bana yapma. Beni böyle vurma, bu oyuna alet olma. Kendini vuran sensin abi. Kendin de, İcileli de. Hatta teyzemle Mert'i bile. Günlerce evimizde olanlara bak sen söyle. Öylesi daha doğru değil mi? Teyze, abim durumu uyandı. Bak Cahit, Nur'un gitmesiyle ilgili en ufak bilgin varsa... Ne diyorsun Yiğit sen? Gitmiş mi? Ne yani, bilmiyor musun gerçekten gittiğini? Ya vallahi ben bir şey bilmiyorum. Yiğit. Abine fazla yükleniyorsun. O hiçbir şey bilmiyor. Bu saatte geldim ama... yeğeninizi görmeden içim rahat etmedi. Neticede kaza bizim evimizde oldu. Hepimiz sorumluluk duyduk. Olur mu öyle şey Aytül Hanım? Görünmez kaza. Sizin ne şeyiniz olacak ki? Gecenin bu saatinde zahmet etmişsiniz Aytül Hanım. Ben bir bakayım. Size gerek yok. Aytül Hanım. Elmas. Geçmiş olsun. Seni iyi gördüm. Elmas şalım mutfakta düşürdüm herhalde, senden rica etsem. Tabii, tabii hemen. Korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Aksine seni özgürlüğüne kavuşturmak için geldim. Bu gece herkes uyuduğunda buraya bir taksi gelecek. Ona bineceksin. Adana'da ineceksin. Taksi mi? Gecenin bu saatinde otobüs ya da uçak yok. Taksi seni dosdoğru Adana'ya götürecek. Adana'da bir otele. Boşanma evrakların iki güne kalmaz, otele gelecek. İmzanı attığında banka hesabın ve özgürlüğün cebinde. Boşanmak için üstüne bir de para mı vereceksiniz? Siz beni ne zannettiniz? Bırak bu gururlu kadın numarasını. Mağdur olmadan efendi efendi boşanacaksın. Tek kelime dahi etmeyeceksin. Çık git hayatımızdan. Yiğit. Yiğit daha fazla başına iş açmanı istemiyor. Haberi var mı? Gitmeni istemeseydi gecenin bu saatinde beni buraya göndermezdi. Nazan Hanım. Ah, geçmiş olsun diyeyim demiştim de. Aytül Hanım, şalınızı bulamadım. Evden çıkarken düşürdüm herhalde Elmas. Tekrar geçmiş olsun.
Allah beterinden korusun. Saatler geçmiş, saatler. Çoktan Adana'ya varmıştır bile. Hangi otelde peki? Bilmiyorum Yiğit, duymadım diyorum. Sana duyduğum her şeyi anlattım işte. Taksi. Aytül Hanım. Yıllarca sen beni ittin kalktın. Şimdi sıra bende.